Evet, bugün arkadaşlar Kahramanmaraşlımızın yöresine ait içli köftemizin tarifini vereceğiz sizlere. Öncelikle malzememizi tanıtalım. İçi harcı için harcılarımız orta az yağlı bir kıymamız var. Soğan, doğranmış soğanımız hazır. Ceviz içi, baharatlar, tuz, karabiber, pul biber, biber salçamız. Hafif bir tereyağı kullanırsanız, bir de maydanozumuz. Şimdi öncelikle ilk yapmamız gereken işlem, kıymamızı tenceremize atıp önce kıymamızı salacağız. Lezzetli olması için hafif bir tereyağı kullanıyoruz. Sizlere tercih edebilirsiniz. Ateşte yavaş yavaş kavrulurken suyunu çekerken karıştırmayı unutmuyoruz. Yoksa kıymamız topaklanma yapar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar kavuracağız? Bir 10 dakika falan ister efendim. Gördüğünüz üzere suyunu çekti. Tolu tolu bir hal aldı. Şu an kıymamız kendine geldi. Şöyle daha önceden hazırladığımız soğanlarımızı doğradığımız şöyle veriyoruz. Güzelce karıştırın. Soğanımızın da suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Evet. Görüldüğü üzere kıymamız suyunu çekti. Tamamen. Kıvamını aldı. Soğanlarımız öldü. Kıvamını aldı. Şimdi salçamızı veriyoruz. Yöresel biber salçası değil mi? Evet efendim. Yöresel biber salçası. Ev yapımı. Ev yapımı. Salçamızı da güzelce yediriyoruz şöyle. Salçamızı yedirdikten sonra şöyle cevizimizi güzelce eriyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. En son aşamada kıymamızın tuzu, karabiber ve pul biberden olan baharat çeşitlerini atıyoruz. Bu baharat çeşitlerini en sona bırakalım lütfen arkadaşlar. Baharatlarımız lezzetini kaybetmesin. Evet. Son sonra soğutma aşaması için geniş bir tepsiye çekelim. Şöyle güzel bir yayalım. Hem çabuk soğumasını, dolmasını sağlamak için. Evet. Çabuk donarsa ne oluyor Fatih Hocam? Çabuk donması hemen işimizi kolaylaştırması açısından yani. Hemen köftemizi yapmaya başlayacağız. Kıymamız soğuduktan sonra şöyle hafif bir maydanoz ekleyerek şöyle karıştırıyoruz. Köftemizin kıyma işlemi tamamen bitmiş oluyor. Evet, köftemizin iç harcını hazırladık. Şu anda dış harcı aşamasındayız. Hazırlama aşamasındayız. Şu anda malzemeler olarak kalın bulgur diyoruz buna, pilavlı bulgurdan, ince bulgur, irmik, bir kase un, domates, biber salçası, tuz, karabiber, hafiften bir toz biberimiz var. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Şöyle ılık suyumuzu verip kıymasını veriyoruz. Bu kıyma yağsız olması şart. Artı en az 3-4 kere çekilmesi lazım makinede. Şöyle güzelce kıymamızı yumuracağız. Et yedireceğiz iyice.
köftelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz Fatih Sultan? Evet, şimdi köftelerimizi hazırladıktan sonra bu şekilde kaynar suda başlıyoruz. Tuzumuza, suyumuza biraz tuz attık. 2-3 dilim limon. Limon atmamızın sebebi de köftemizin daha lezzetli ve bir de köftemiz kendisini toplanmasını sağlar, dağılmasını engeller. Evet. Köftelerimiz haşlandı. Haşlanmış köftelerimizin bir kısmını üsteğe bağlı olarak kızartıyoruz. Evet, köftelerimiz de kızardı. Bu şekilde. Hop. Evet, köftelerimiz kızardı. İster haşlaması, ister kızartması isteğe bağlı. Müşterilerimize bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yöresel dişi köftemiz hazır. Buyurun hep beraber yiyelim.